Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Doktor Bora Özel. Kanala gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok mutluyuz. Giderek de büyüdük. Ama ilk defa kanala denk geliyorsanız ve ya da hala takip etmiyorsanız kanalı takip ederseniz çok seviniriz. Bu arada like'lar da çok önemli. Yani beğeni butonuna basmanız. Biraz beğeni butonuna basmakta nasıl diyeyim? Yavaşlık gösteriyoruz ya da üşengeçlik gösteriyoruz. O yüzden hani beğeni butonuna basmanız bizim için çok değerli. Çünkü algoritma bizi bir tık daha öne taşımış oluyor. Bu da daha çok kişiye ulaşmamız demek oluyor. Sizden küçük bir ricam var. Eğer beğeni butonuna basarsak çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz eğer. Evet, bugün konumuz enerji hırsızlığı. Çok spiritüel bir konuyla sizin karşınıza geldim. Böyle konularda gelmeye devam edecek bu arada. O zaman hazırsanız başlayalım. Enerji çok önemli bir şey çünkü biz aslında kendi enerjimizi kendimiz üretebiliyoruz. Bazen depresif durumlarımız oluyor, bazen günümüz kötü başlıyor ya da kötü devam ediyor, kötü bir telefon alıyoruz. Zaman zaman enerjimizde oynamalar oluyor, insanız çünkü. Ama bir insan grubu var ki kendi enerjisini başkasının, başka insanın enerjisinden emerek beslenen bir grup. Yani bunu gülerek anlatıyorum ama hiç gülecek bir şey değil, gerçekten sinir bozucular. Bunlar enerji vampirleri, yani enerji hırsızları. Gün geçmiyor ki yeni bir hırsızlık türemesin. Şimdi enerji hırsızlığı türedi. Aslında eskiden beri gelen ama bizim biraz daha yavaş yavaş daha çok farkında olduğumuz bir konu bu. Bu insanların tipik özelliklerinden bahsediyorum. Bunlar çok hızlı konuşurlar ve sürekli konuşurlar. Sürekli mağduru oynarlar, sürekli şikayet ederler. Ondan sonra ilişkileri varsa ilişkilerinde sürekli kavga ederler. Çok toksik, zehirli bir ilişkileri vardır. Onun dışında sizin yaptığınız iyiliği iade etmezler, takdir etmezler. Hep kendilerinin üzerine düşünülmesini isterler ya da kendi konularının konuşulmasını isterler. Sizi bir şekilde o girdabın içerisine çekerler ve sizin enerjinizi emerler. Peki ne olur? Onlar bu enerjiyle hayatlarına devam ederken siz böyle nasıl diyeyim size psikolojik bir atak geçirirsiniz. Bunu psikiyatride öyle tanımlarız. İşte bir baş ağrısı olur, bir yorgunluk, halsizlik olur, sırt ağrısı, yani hani vücutta herhangi bölgelerde genel bir halsizlik durumu olur. Bu durum sizin enerjinizin emildiğinin göstergesidir. Biz bunu dediğim gibi bilimsel olarak psikolojik atak olarak tanımlıyoruz. Bütün enerjiniz kaybolduğu için, o kişi sizin enerjinizi çaldığınız için siz tekrar enerjinizi üretmeniz için belki uyumanız gerekir ya da beyninizi boşaltmanız gerekir. Yani bir şey yapmanız lazım. Normal frekansınızı düşürürler. Tabii ki de önerimiz nedir? Bu insanlarla konuşmak ya da işte bunları yok siz böyle yapıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz diye yönlendirmekten ziyade bu insanları hayatımızdan uzak tutmak. Mümkünse çıkartmaktır. Çünkü bu insanların çok düzelebileceklerini açıkçası sanmıyorum. Sizin enerjinizi aldıkları için de bir şekilde size katkı sağlamadıklarından dolayı her zaman eksi de olan siz olacaksınız. Dolayısıyla belki başka hani öneriler de olabilir. Bu konuyla ilgili bir kitap okuduğunuzda başka öneriler de karşınıza çıkabilir. Ama ben biraz kökten çözümcüyüm. Ben hayatımda benim enerjimi düşüren insanların olmasını istemiyorum. Ve bu insanları mümkün olduğu kadar, dediğim gibi mümkün olduğu kadar, bazen çıkartmak mümkün olmuyor. Çalışanınız oluyor ya da ne bileyim siz onun yanında çalışıyorsunuz ya da bir şekilde hani iş yeri odur budur hani her zaman mümkün olmayabiliyor ya da ne bileyim ev sahibiniz olabiliyor yani hani evden taşınacak haliniz yok. Ama mümkün olduğu kadar az iletişim kurarak bu insanlardan uzak durmanız, mümkünse de çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Sizin de enerji vampirleriyle ilgili önerileriniz varsa ya da başınıza gelen bir olay varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Yeni video geldiğinde hemen size bildirim sayesinde ulaşacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.